Dijital yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Volkan. Bugün sizlerle Skyblue'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doğukan hoş geldin. Ne var ne yok? Yok sen de hep okula gidiyorsun. Başka yaptığın bir şey yok. Hayatta okul dışında da şeyler var ya. Hep okula gidilir mi ya? Hep aynı terane. Hayat bundan mı ibaret yani? Kadar olmaz ya. Senin gibi bir adamın gezip tozması lazım. Çapkınlık yapması lazım. Tabii canım tabii. Bugün ne yapıyoruz? Planımız ne? Gel şu adayı bir beraber bir gezdirelim. Bakın arkadaşlar, Doğukan buraya bir kaktüs farmı için bir yer hazırladı. Muhtemelen biz bunu diğer bölümde kaktüs farmını yapacağız. Bayağı uğraştı bu şeyin bizim mob farmının duvarlarını sıvamış. Bunun dışında da şeyde bizim Nether'da da bayağı bir çalışmalarımız var. Onu da gösterelim istersen. Tamamen dizayn olarak Doğukan'a ait bir dizayn. Şöyle bir şey yaptık. Yani şu an tam bitirmedik tabii. Hala yapmamız gereken şeyler var ama mantık olarak güzel bir mantıkla çalışıyor. Aşağıya domuzları düşürüp sandıktan da topluyoruz. Bakalım birikmiş mi bir şeyler? Çok mu gitti? Doğru ya şu aradaydı ya. Pardon. Aşağı adamlara doğru gidiyordum. İşler kesat Doğukan Bey. 26 tane altın var. Çıkalım adaya dönelim. Ama güzel gözüküyor yani. Bayağı şey bir yapı. Uzay gemisi gibi olmuş. Ufo. Nerede bizim portal? Haydi gittik. Ne yapacağız dedik bugün? Sandık. Hadi yapalım bakalım. Nereye yapalım? Şöyle fena değil bence. Şöyle bir yere yapalım. Var mı üzerinde senin ağaç? Ben alayım geleyim biraz olmaz. Tamam ben de biraz kendimi alayım. Şu muydu bizim? Aynen bundan biraz alayım. Biraz da bu aktan alayım. Boğamız da bayağı azalmış ha. Ha sen mi aldın? Yok yok fark etmez. Sen başla. Sen istersen köşeleri bir çıkar. Ben de içini doldura doldura geleyim. Ama bana bayağı bir boğa lazım olacak tabii. Tamam. Bayağı büyük bir şey olacak herhalde. Yüksekliği ne yapacaksın? Ben yapayım olmaz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bu nasıl sandık ya? Çok büyük bir sandık. 3, 4, 5, 8, 15, 16. Köşeleri koyu ağaçtan yapmıyor musun? Değil mi? Yanlış mı yaptım? Ben de koyu yaptım da sen açıkla başladın ya oraya. Buradan mı öyle gözüküyor ya? Arkadaşlar bu arada bir tekstür pack yükledik. Geçen yorumlarda yazmıştınız. Umarım hoşunuza gider. Bayağı değişik bir görsellik kattı şeye. Oyuna.
Ben de alışık değilim. Son zamanlarda hep Minecraft'ı kendi tekstür pack'leriyle oynadım. Evet, bura bitti. İçini mi dolduruyoruz şimdi? O kokladı. Ben şuradan köşeyi de yapayım. Okul ve Minecraft dışında hayatta başka bir şey yok diyorsun yani, ha? Vallahi üzüldüm şimdi senin haline, ha. Niye öyle oldu acaba? Valla tiyatroya giden ben daha duymadım, ne yalan söyleyeyim. Valla gidebiliyorsan çok iyi. Hani Türkiye'de çok fazla rağbet gören bir şey değil. Aslında gitmek lazım. Ben de giderdim yurt dışında ya falan, çok gittim. Yabancı dili de bu şekilde geliştirdik. Ama Türkiye'de ne bileyim, gerekli önem gösterilmiyor bence ya tiyatroya. Yani sanata daha doğrusu bir şey yok. Hani bizim sinemadan anlayışımızda biliyorsun hep dizi filmler falan filan. Hayatımız acı üzerine kurulmuş ya. Yurt dışında bir gün otostop çeken birini aldım arabama. O zaman da hangisiydi bilmiyorum ya. Ya İbrahim Tatlıses çalıyor ya Ferdi çalıyor. Bir şey çalıyor. Böyle o zaman da şey yapmışım bayağı. Memleket hasreti çekiyor. Anasını satayım. Adam bindi araca. İşte dedi şuradan gidiyor musunuz? Şu an tam hatırlamıyorum nereden. Dedim gidip götüreyim tabii, oradan geçeceğim falan. Ya böyle güler yüzlü gayet şey bir adam. Arabadan inerken adam neredeyse ağlayacaktı. Dedim ne oldu ya, moraliniz mi bozuldu ya, aklınıza bir şey mi geldi? Ya diyor, bu şarkıcı niye ağlıyor ya diyor. Dinledim tabii içim yoruyor. Ben o gün anladım ki hakikaten bizim hayatımız acı üzerine kurulmuş ya. Yani insanlar tabii, onlarda da böyle duygusal parçalar var da, ya bizim şey format onun üzerine kurulu. Yani hani bu pop tarzı gençlik şarkıları dışında adamların şeyi o yani. Hayat tarzı hep şey pozitif. Biz direkt şeye, Küçük Emrah'a bağlıyoruz hep ya. Ya işte benim de şeyim o değil mesela, felsefem. Her zaman pozitif olmaktan yanayım ya. Kötü bile bir şey olsa hep böyle, hani o bardağın dolu veya boş kısmı var ya, ben hep şeyi görmek isterim yani, o dolu kısmını görmek isterim. Çünkü insan neyi görmek istiyorsa, neye bak, aynen neyi görmek istiyorsa onu görüyor. Sonuçta baktığın şey aynı şey. Bana biraz şey atar mısın o? Varsa. Olmasa gideyim keseyim. Düşmanın dostu olmaz derler. Şu an seninle dostluğumu falan kapatıyorum. Videoyu kapat. Her şeyi kapat. Skype'ı kapat. Abi bu işte bir gariplik var. Sen koyu odun geliyorsun, ben açık odun geliyorum. Niye böyle oldu? Şerit mi? Ha. Ben de gitmişim, tam oradan gelmişim. Böyle bir şans olabilir. Hemen ben şeride geçiyorum. Evet, burayı da tamamladık. Bu şerit böyle devam edecek anladığım kadarıyla, değil mi? Ön taraftan da. Aynen.
Bu bizim Minecraft'taki sandığa mı benzeyecek? Çiftliğe benzeyemez. Şey yani dikdörtgen, bu biraz daha kare oldu. Çiftliği yapaydık. Çiftliği de büyük olacak da ne yapardık? 16'ya 8 yapardık. Dikdörtgeni sağlardık. Niye 8 iyidir ya? 8 de alçak olmaz ki. Neyse tamam, gene tartışmayalım. Kamera, herkesin önünde şimdi girmeyelim. Ben buraları dolduruyorum böyle. Herhalde yanlış değildir. Kulaklığı taktım, umarım masumun sesi de gelmiyordur kimseye. Bana gelmiyor ya, çok lazım. Mouse'u ayarlayamadım ya. İçini açtım, bantladım, bilmem ne yaptım. Mouse meşhur olacağım diyor ya. Benim de sesim çıksın diyor. Ben de buradayım diyor. Baya baya bir yapı oldu ya. Hardcore seyrettin mi? Nasıl mahvettin ya? Ağzını burnunda attın ya. Ejderha da eser kalmadı bana. Yani o iksirler hakikaten çok şeymiş ya. O iksirler olmasaydı ben mahvolmuştum. Aynen, ben kesin ölürüm. Ben diyordum ya, o gece o kuşların ne faydası var? Gelip gidip saldırıyorlar. O kuşlar olmasaydı mahvolmuştuk. Ondan bayağı bir şey yaptım. Şimdi yetiştirebilirsem, yani videoda yapmak çok uzun olur diye şey yapmaya çalışacağım. Ender farmı yapmaya çalışacağım. Bilmiyorum ne kadarını yetiştirebilirim de. Vallahi işin aslı ejderha dedim, bu olayın bittiği yer, kendime de şey bakıyorum ha, yeni oyunlara bakıyorum, hangisini oynayabilirim. Sonra işte Minecraft bitecek diyorum. Ama bitmedi. Hep o ejderhanın suçu. Ya hardcore şeye döndü ya, survival'a döndü aynı. Vallahi bilmiyorum ya, belli olmaz bu tip oyunlarda, biliyorsun. Böyle gidersin gidersin, ondan sonra bir tane okçu gelir, bir yere sıkıştırır seni, gözünün yaşına bakmaz. Olmazsa ona da ara vereceğiz artık, sıkıldığımız oyuna bir ara veriyoruz. Sırada şey var, House Flipper'a da verdik ara. Çok güzel bir oyun geliyor ya. Metro diye bir oyun geliyor. Çıkarsa çok iyi olur. Rus yapımı süper bir oyun. Yani ben şeylerini falan izledim. Çok tanıtımlarını izledim. Bir de onların bir şey var, sitesi var. Onlara, bana da kaydolmuştum. Ekstra şeyler yollamışlar. Çok deli bir oyun ya. Yani şu an zevk alarak oynadığım birkaç oyun vardı. Forest mesela çok hoşuma gidiyordu. Oyunu oynadım, bitirdim. Şimdi bir tane Long Dark yapacağız yakında. Bir iki defa oynadım. Ona da alışacağız. Yoğun ısrar üzerine. Kapısı burada mı olacak? Buraya bir de içeriye sağlam. Bu mu fazla? Bu
Bunun içine bir ışıklandırma yapmamız lazım ama yani. Işıklandırma yetmez bile. Olabilir, evet. Ya da şeyden de, kabaktan da yapabiliriz. Kapı boydan boyu olmuyor değil mi? Baş. Tamam. Kilidini neyden koyacaksın bir bakayım. Bak içeride hemen skamlı oldu bu zibidi. Hiç sevmem. Şuna bıcık oluyorum ya. Öldürdü ya. Geçen bölümde de seni öldürmüştüm. Çok iyi yakaladım ama seni. Şunların sayıları eşit mi oluyor? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam, eşit. Dur bakayım. Bu ortalı oldu galiba, bakayım. Oldu, aynen. Güzel oldu. Yapalım. Hızlı bir şekilde yapalım. Oradan bir döşeme mi geçecek? Ben de çıkayım da, ben de ağaç çok şey kalmadı. Ben de şu çaprazdan başlayayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Abi buraları aydınlatmazsak var ya. Valla buralara bence kabak. İkisi de aynı şey aslında ya. Şeye bakma, altına baktığım zaman. Zaten bunu döşemeye gömeceğiz. Hem altı ışıtır hem üstü ışıtır. Tamam. Var mı kabak elimizde? Vardı bayağı ya. Onun yapımı da kolay. Yeter. Buraya bir anca yeter. Kömürden ziyade torç bende 12 tane var. Atıyorum aşağı torçları. Evet arkadaşlar, biz böyle takılıyoruz, oynuyoruz. Siz de bazen böyle unutuyoruz. Doğru'nun muhabbetine doyum olmadığı için işi gücün Minecraft'ta okul, başka bir şey yok. Minecraft, aynen. Sen oraya kaç tane atacaksın? 9 tane değil mi? 4 tanesini oraya koyup 5 tanesini yukarıya koyalım, gene böyle merkezdeyim. Aşağı bayağı aydınlandı ha. Bence ortaya yukarıdakine koyalım, buradakine koyalım. Hoppa. Sıkıntı yok, bir şey olmaz. Tam buralara sen yerleştirirsin. Ben de şey bitti, o ak bitti. Onun için devam edemiyorum. Sen bana odun ver.
Tamam. Yarın bir canlı yayın yapasınlar da hangi oyun oynayacağız, ne yapacağız hiç kafamda şey yapamadım. Oluşturamadım. Yarın pazar, evet. Sasla yapsak fena olmaz. Aynen. Doğru. Arkadaşlar videoyu izlerken biz her olursa zaten şey yaparım ya, direkt bildirim atarım herkese. Canlı yayınımız olacak. Şu saatte, bu saatte diye. Gelmek isteyen gelir. Bir sohbet edelim ya insanlarla. Yine bu aralar bir Ankara dışı görevi gözüktü bize de. Elimden geldiği kadar şey yapıyorum. Sahara yatıyorum, duymuyorum, görmüyorum, bilmiyorum. Ortalayabilecek mi? Ortasını bulayım mı ben? Bakalım. 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 İlla ki bir ortası vardır ya. Sonuçta bu dörtlü bunun ortası ya. Kaç tane kaldı elimizde şey? Kapak. Tamam, onu istediğim bir yere koy ya. Ne yapacaksın? Şam'dan mı yapacaksın? Ne yaptın ya? Niye kırdın buraları? Ha, bu öyle mi? O zaman bu yukarıdan aşağıya aydınlatmayacak. Ha, kırdın şimdi, anladım. Al, kırdın, kırdın. Çok iğrenç espriler yapıyorum. Merdiven nasıl yapacağız? Şey mi? Normal basamaklı merdiven mi? Yoksa tırmanmak için merdiven. Onun eğimiyle bu kapıya kadar falan gelir herhalde. Şuradan şöyle veririz, buradan da böyle veririz. Öyleyiz de çok şey olduk ya. Buna şöyle yapalım ya, buradan böyle bir çıkalım. Ortaya bir sahanlık yaparız. Bir tarafı bu tarafa çıkar, bir tarafı bu tarafa çıkar. Böyle yapalım. 8 bloktu. Basamak mı? Kaç tane yaptın? Onun yarısı, onun yarısı dediğin 40 tane basamak geldi. Tamam. Şimdi bak şuradan başlayacağız. Tabi bu tahmini çok şey de olur. Bunu bir tane geri alalım. Bunun ortası neresi? Kaç tane kırdın sen? Beş beş, ortada 11 mi kaldı? Yok, beş beş, 16 tane kaldı. Dur, şöyle bir çıkalım. Çıktık. Alttakileri nasıl kırarız tekrar? Şimdi buradan şöyle döşemeyi komple doldur burayı. Biraz. Bak, ben buradan böyle gideceğim. Bir önden koyarsak bu şey bunu kurtarmaz. Neyse, yukarıda döşemeden ayarlıyorsun. 3 tane.
Nereye geldi bu ya? Aynen. Bayağı şeye geldi. Demek istediğim şey buydu işte. Çok gelir. Yok ya, 3 tane yaptım. Nasıl 4 tane yaptım? Ya sen bizi ne zannediyorsun? Ben ejderha öldürmüş adamım ya. Yani. Bana ışıkları köşeye koy. Tamam. Şimdi şöyle orayı uzat. Ben de şunu kırayım. Kafa çarpmaz, kafa çarpmaz, çarpmaz, çarpmaz. Güzel. Tamam, harika oldu bence. Bakayım, simetrik mi? Şunların altındakileri de kıralım. Bunlara bir de korkuluk yaptım ama 10 numara olur. Neyi kırdın? Aa, onlar döşeme miydi? Pardon. Pardon. Aslında bak şöyle, şu ikisini açık renkten yapabilirdik. Ortadaki de açık renk olurdu. Çok daha dekoratif olurdu. Neyse, değiştiririz daha sonra. Gel dışarıdan bakalım neye benzemiş. Vallahi sandığa benzedi ha. Eline sağlık, çok güzel oldu. Biz bunun üstünü aydınlattık mı? Muhtemelen aydınlatmadık. Neyse, onu video dışı aydınlatırız. Gel arkadaşlara bir veda edelim. Videonun sonuna geldik. Yaklaşık 30 dakika falan oldu. Neredesin? Buradasın. Arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bugün de böyle bir bölüm geçti. Skyblock devam ediyor. Görüyorsunuz, adamız her geçen gün biraz daha bir şeyler ekleniyor, bir şeylerle güzelleşiyor. Sağ olsun Doğukan sayesinde bayağı bir şeylere benzedi. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Abone değilseniz hala abone olun. Aboneyseniz bildirimlerinizi açın. Yorum yapın. Beğendiyseniz beğeni atın. Kuleyle irtibatı koparmayın. Bir dahaki video veya videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.